Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Carparking'de garajımı göstereceğim size. Arkadaşlar siz Carparking'i bıraktığım gibi düşünmeyin. Ben Carparking'de tabii ki şeyi de çekeceğim. Şimdi ilk olarak en aşağıdan başlayalım, en yukarıya gidelim. Şimdi bu arabam böyle bir şey, modelini bilmiyorum. Sonra böyle bir Murat'ımız var. Turuncu, ay Murat ha. Bir tane şöyle krom Honda'm var. Bu araba yok, bu araba da yok. Tofaş'ım böyle bir şey. Böyle bu yazıyı nasıl yapıldığını da yarın belki gösteririm, bilmiyorum. Ondan sonra bu arabam böyle bir şey. Böyle ön kaldıramıyor maalesef. Sonra böyle bir şeyim var. Bende headlight açıldı dediğim gibi. Transitim var. Bu arabam sadece öylesine hediyelerden geldi. Hani böyle hediye oluyor ya, küçük bir tane. İşte bir videomda da kullandım zaten. O videoyu izlerseniz bulursunuz. Şöyle bir şey var. Arabanın iç, bakın. Arabanın içi mavili mavili biraz. İçini de çok seviyorum. Arabanın kendi modelinde. İşte böyle bir arabam daha var. Ford. Ay Ford mu ya? Bilmiyorum. Neyse. Eski Ferrari. Böyle bir jipim var. Rengi çok güzel. Hop. Ha. Hızlı ve öfkeliyi bilenler bu arabayı da bilir. Ama bunun süspansiyon ayarı falan var. Ondan sonra hop. Dur. Bu araba da yine dediğim gibi yok. Ha, bunu ben satın almıştım. Böyle bir BMW'm var, üstü açık. Ama çok yavaş. Yani hiçbir şey ama yaramıyor. Bu da hediyelerden geldi. Şöyle bir modifiye ettim. Altın krom. Bu arabayı da böyle satın aldım. Ama çok güzel araba. Ya baksanıza. Çok güzel. Yani ben bayıldım. Ama iyi bir modifiye gerek. İyi bir modifiyeci olmanız gerekiyor. Bu arabam bozuldu arkadaşlar. Bunun normal süspansiyon ayarı vardı da. Bak. Araba gücünü veriyor ama zor vuu yaptı. İşte ben ön kaldıracaktım bunu ama işte buradan o kişiye şey yazdım, yorum yazdım ama daha cevap vermedi. Evet. Şöyle bir şeyimiz var. Mercedes'imiz eski tip. Şöyle bir şey yaptım. Bunda hiçbir şey yok. Bunu anneme hediye çıkmıştı. Ona şey yapmıştım hediye almak için. Ve o araba çıktı ona. Ona yüklemiştim ben. İşte araba çıkınca da direkt kendime sattım. Ondan sonra şöyle bir şeyim var. Normalde rüzgarlık yoktu ama yeni taktım. Yani biraz oldu. İşte bu arabayı hala çok seviyorum. O yüzden kullanmıyorum. Daha hızlı kullanıyorum ya. Neyse, bu konuya girmeyelim şimdi. Şöyle bir taksicilik yapmak için aldığım araba. Ama şey, şu an kullanmıyorum. Çok seviyordum ama yine de kullanmayacağım. Şöyle bir güzel plakalı bir BMW'miz var, eski tip. Sonra şöyle bir yine BMW'miz var, eski tip mi yeni tip mi hiç bilmiyorum. Bunun da plakası var. Ondan sonra bu biliyorsunuz güncellemede gelmişti. Bir güncelleme önce, aynen. Yoksa iki miydi? Tam hatırlamıyorum. Ondan sonra böyle bir şey. Buna güzel bir modifiye edeceğim. Biliyorsunuz normalde normal hali böyle değil arabanın. Böyle oluyor. Bence bu modifiyeni koysalar daha iyi olurdu. Bu araba var mıydı ya bende? He doğru. Offroad için. Hatırlıyoruz. O videoyu izlemeyi unutmayın. Bu çok güzel yani. Ondan sonra bu civarlarda... Ben bu arabayı sattım mı? Aynen satmadım ben bu arabayı. Bu araba yine şöyle bir tane BMW jipimiz var. Yani çok ayrıntıya girmeye gerek yok. İki renk karışımı. He Allah, bunu çok seviyorum hala ben. Ama kullanmıyorum çok. Plaka yapımı zor oluyor bazen. Böyle işte çizgiyi falan resetlemek gerekiyor. Haha M6. Ben bunu çok severim. Yanlışlıkla bu M6 ile offroad yapmıştım. Bu videonun başına yanlışlıkla M8 yazdım. Ama sonra düzeltmiştim tabii ki.
Ya i8'e bayılıyorum ya. Ama Asphalt 8'de oynayabilirim ve tabii ki çekicimiz. Bu ne zamandan beri var? Durun Allah, bu bozulmasın sakın. Tamam. Normal. Ondan sonra o turuncu arabayı gösterdim size. Nerede? Ya paralı hiçbir arabam yok. Ondan sonra bir de buradan sonra Nissan GT-R'ım var. Ya arkadaşlar, ben çok araba alan biri değilim. Para biriktiririm ama araba için kullanmam. Rolls Royals. Aynen. İşte. Şunun yanağını değiştirecektim ama değiştirmedim nedense. Ve en son güncellemede geldi aynen bu. İşte çok güzel bir araç ama hızı biraz yavaş. Öyle diyeyim. Ve bundan sonra ay bu arabamı çok özledim. Ya M8 çok güzel durmuyor mu gerçekten ya. Neyse arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadar olsun. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Biliyorsunuz 7. ay özel videomuz buydu. Garajımı göstereceğim demiştim ve bu o gün geldi. Hadi görüşürüz, bye.